Xiaomi Mi Note 10 Pro kullanan Mücahit'le birlikteyiz bugün. Mücahit Gümüş. Mücahit hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol, ben de iyiyim Mücahit. Xiaomi'nin Mi Note 10 Pro'sunu kullanıyorsun. Evet doğru. Bana soracak olursan çok güzel bir seçim yapmışsın. Teşekkür ederim. Ne zaman aldın bu telefonu? Nisan ayında aldım. Bu pandeminin tam bir başlangıç zamanlarında. Okey. Eylül'ün 15'indeyiz bugün. Yani Eylül bitti diye şey yapalım. Nisan 4. ay 6 aydır falan kullanıyorsun. Evet. 5,5-6 aydır kullanıyorsun. Çok güzel bir zaman. Niye bunu aldın Mücahit? Ne kullanıyordun? Niye bunu aldın? Mate 10 Pro kullanıyordum. Okey. Huawei'yi kullanıyordum. Evet, Huawei Mate 10 Pro. Onda da sırf kamera için ve batarya için almıştım. Bunda da yine sırf kamera için ve batarya için aldım. Senin önceliğin kamera ve batarya telefonları. Yani mobil fotoğrafçılık alanında biraz ilerlediğim için. O yüzden önemli olan benim için kamera, sonra da pil. Yani yarı yolda bırakmamı seçtim. Mobil fotoğrafçılık meslek ne? Meslek sinema televizyon mezunuyum ben. 2-3 yıl boyunca dizi setlerinde kamera standı vesaire yaptım. Ondan sonra işte mesleği bıraktım. Şu an bir e-ticaret atılımındayım. Çok güzel. Hobi olarak da işte mobil fotoğrafçılık ve drone uçuyorum vesaire. Bari elimde iyi bir cihaz olsun da çektiğim fotoğraftan keyif alayım dedin, öyle mi? Aynen öyle. Süper. Yaş kaç Mücahit? 30. 30 yaşındasın. Çok güzel, çok güzel. Mücahit, meğer senin için kamera ve pil ömrü önemli. Evet. Biz de o zaman kamerayla ve pil ömrüyle başlayalım konuşmaya. Şimdi bir önceki telefonun Huawei, kameralarının iyi olduğunu bildiğimiz ve pili de çok fazla tüketmediğini bildiğimiz modeller üretiyor. Bunda 5260 mAh'lik bir pil var. Nasıl gidiyor senin kullanımında? 1,5 günü rahat götürüyor. Yaklaşık 30-32 saati buluyor. Süper, çok güzel. Yani sabah uyandığımda şarjdan çıkarıyorum. 7,5 gibi yani yaklaşık olarak. Ertesi günün böyle 1,5-2 gibi öğle yemeğini çıkarken hafif bir 15 dakika takıyorum. O zaten beni o günün sonuna kadar da götürüyor. Çok güzel. 6.47 inçlik bir ekranı var. Evet. Büyük bir ekranı var. AMOLED ekran ve kapasite ekran. Buna rağmen şey yapıyor olması, hani 1,5 günü götürüyor işte ya da öğlen az bir şey şarjda ikinci günü tamamlıyor olması falan çok başarılı. Evet şey. Ya bu başarılı sebeplerinden biri sanırım AMOLED ekran kullanması. Bu Always On Display, o da çok işe yarıyor. Bir de stabilizasyonu, hani MUI 12 var şu an zaten. O da bir iyileştirme vesaire yapmışlar. O yüzden bu pil olarak gayet iyi. Özellikle Samsung'a vesaire göre bayağı iyi yani. Senin diğer bir önceliğin de kamera. Evet. Kamerada ben sorayım, hiçbir şey sorayım, sen anlat bize. Çünkü sen zaten işin eğitimini al. Büyük bir tane okulda bir şey fotoğrafçılık dersiniz vardı diye tahmin ediyorum. Evet, tabii vardı. Sen anlat bize, kamerası nasıl bu cihazın? Kamerası zaten en başta 108 megapiksel olması cezbediyor. Ya kamera 108 megapiksel olduğu için çok da yer kaplıyor. RAW fotoğrafta çekerseniz bayağı bir yer kaplıyor. O yüzden Note 10 Pro aldım. Çünkü Note 10 modeli 128 GB. Zaten benim şu an 140-150 GB'da dolu. Yani o yüzden direkt bunu aldım. Hani şey için değil, RAM'i 8 olsun falan diye değil. Sadece saklama alanı daha büyük olsun diye. Daha büyük olsun diye. Çünkü drone da kullanıyorum. Onun görüntüleri vesaire de var. Mobil olarak editleme yapıyorum çünkü. Lightroom bundan olsun. Mı yapıyorsun? Evet evet. Tamam. Adı üstüne yani mobil fotoğrafçılık olduğu için editlemeyi de buradan yapıyoruz. Çünkü her zaman bilgisayar yanımda olmuyor. Kameraya gelirsek en büyük özelliği dediğim gibi 108 megapiksel, ondan sonra da 50 milimlik portre lensi çok iyi. O da 12 megapiksel yanlış hatırlamıyorsam. 50 milimin tek dezavantajı biraz uzaklaşmanız gerekiyor nesnelerden, yani daha doğrusu kişilerden. Orada da sıkıştığım alanlarda devreye G-Cam giriyor. G-Cam'de çünkü ana kamera, yani 24 milimlik kamerayı kullandığı için hani aslında çok da geri çıkmanıza gerek kalmadan yakın mesafeden fotoğraf çekiyorsunuz. Şu an cihazında iki tane kamera uygulaması birden mi var? Yani hem kendi kamera uygulaması hem G-Cam var. Duruma göre ne çekeceğine bağlı olarak tercih ediyorsun, öyle mi? Peki Mücahit nasıl fotoğraf çeken bir adam? Yani manuel ayarlarda mı fotoğraf çekiyorsun? Manuel ayarlarda, özellikle gece fotoğrafı çekerken veya hafif böyle sunset dediğimiz zaman, güneş batması zaman fotoğraflarda manuel kullanıyorum çünkü o diyafram ve enstantane ayarlarını, özellikle ISO bir de ayarını yapmak benim için daha böyle hem keyifli oluyor hem de yani
6 yıldır, daha doğrusu 6-8 yıldır bir fotoğraf çek deneyimim var. Onu kullanmak hoşuma gidiyor biraz da. Yani telefonda kullanmak hoşuma gidiyor. Tripod da taşıyor musun? Evet evet, tripod da var. Ama taşıyorsun düzenli. Tabii ya, sabit durup dediğim gibi manuel ayarlar yapmak benim için daha keyifli. Ama telefon kendi stok kamerası da çok iyi fotoğraflar çekiyor. Özellikle gece modunda. Yani iPhone 11 Pro Max'e böyle yarışır. Hatta bazı durumlarda daha iyi. Ondan sonra bu gece, tam gece modunda direkt zaten manuele geçiyorum. Hadi yani zifiri kalan dediğimiz çünkü durumlarda. Çünkü o zaman deneyimli ve konuştuğuma zamanı geliyor. Evet, bir de tripodla çekiyorum. Çünkü elde istediğiniz kadar hani kıpırdatmadan çekseniz o bile titriyor yani. O yüzden dediğim gibi tripodla ve manuel çektiğim zaman daha verimli fotoğraf aldığımı düşünüyorum. Bir de editlemesi daha güzel oluyor onun. Kontrastını falan daha iyi ayarlıyorsun. Çünkü kendi stok kamerası çektiğiniz zaman biraz yapay zeka giriyor. Rengi falan kendi atıyor. Çok müsaade etmiyor aslında editlemeye. O yüzden ama dediğim gibi kendi stok kamerası çok iyi çekiyor. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Drone ile çektiğin görüntüleri de telefonla çektiğin görüntüleri de bunu da şey yapıyorsun, editliyorsun. Evet, doğru mu anlıyorum? Doğru. Performans anlamında nasıl sence? Orada işte eksi kısmı na gelirsek 730G işlemcisi var. O biraz zorluyor. Çünkü editlerken öyle mi? Şey mi yapıyor? İşini zorlaştırıyor mu? Evet, biraz böyle bekliyorsunuz yani hani. Fotoğraf editlerken mi, video editlerken İkisi mi? De. İkisinde de. Fotoğrafta Lightroom kullanıyorum. Lightroom'da mesela fotoğraf yani videoda değil. Hani bir exportlama da yok. Render de yok. Fotoğrafta direkt çıktı alırken böyle bir 7-8 saniye bekletiyor sizi. Aynı şekilde 108 megapikselle fotoğraf çekerken de sizi bekletiyor ki buraya daha önce gelen arkadaşlar da bu durumdan bahsetti. 108 megapikselin bekletmesi normal, onu normal karşılamak lazım. Artık herkes zaten normal karşılıyor bu telefonda. Hani kimse onu şey yapmıyor ama editlemede de bekletiyor. Orada işte devre hani 865 işlemciler vesaire geliyor. O yüzden eksi kısmı sadece onu diyebilirim. Şimdi sen eksileri girdin, senin notlarında artılar ve eksilerini çıkarttın. Evet. Bize bir artılarını detaylandırarak saysana, kamerayı konuştuk zaten. Kameradan sonraki madden neydi orada? Ekran. Deneyimi çok iyi. 90 Hz olmasını isterdik ama çıktığı zamanlarda yani geçen sene Kasım aylarında pek popüler değildi. Henüz değil, evet haklısın. Ama ekran, bu AMOLED ekran deneyimi çok iyi gerçekten. Yani doğru rengi veriyor bize. Özellikle drone'la da çekim yaparken de o doğru rengi almak çok önemli. Bazı firmalar IPS LCD falan kullanıyor. Onu doğru rengi tam alamıyorsunuz. Haliyle editlerken de bazen renk kaybı falan olabiliyor. İstediğiniz renk buymuş diyorsun ama yani başka seçiyor. Tabii monitörde izlerken aslında o rengi yakalamıyorsunuz. Ekran deneyimi dediğim gibi bir de AMOLED olduğu için siyah yansıtmıyor. O şey yani siyah muhabbetine pil tüketmediği için de büyük bir avantaj benim için. Ondan sonra tabii yine şeye geleceğiz, pile geleceğiz. Pilde bahsettiğim gibi o 5200 mAh'lık pil gayet yeterli. Yani 1,5 günü rahat götürüyor. Çok kullanırsanız da bir günü götürüyor. Ama yani yarı yolda bırakmıyor. Bence önemli olan akşam seni eve götürüyorsa evet, ondan sonrasında çok fazla dert etmemek tabii lazım. Tabii yani akşam atıyorum 8'e 9 evdeyseniz yani şarjın %30'u çok yeterli zaten. Yani 1,5 günde çok önemli değil aslında. Bir de kişiselleştirme olarak Xiaomi onu çok özgür kılıyor. Yani bu yeni güncelleme ile değişti mi? Biraz daha oldu mu? Ferahladı mı ortalık? Biraz daha sizi özgür kılıyor. Özellikle bu telefonda yok. Çünkü 730G işlemci var. 865'li olan işlemcilerde yani amiral gemisi seviyesi telefonlarda daha da özgür kılıyor. Özellikle bu hareketli duvar kağıdı vesaire var. O bunlarda yok maalesef. Gelecek mi bunlara biliyor musun? Yok gelmeyecekmiş. Yani araştırdım ben biraz ama büyük ihtimalle gelmeyecek. Şey mi yani 800 seviyesi dışındaki işlemcisi olan telefonlara vermeyecekler? Vermeyecekler büyük ihtimalle çünkü işlemcisi onu yetmiyor sanırım. Bir de çok pil tüketiyor galiba hareketli olması vesaire. Xiaomi bilerek vermeyecek sanırım. Gömüp. Ya bazı şey yani dışarıdan gelen uygun şeyler var, temalar var ama onları bilmiyorum hani doğru mudur. Bir de işte Always On Display'de de sizi çok özgür bırakıyor. Hatta kendi adınızı vesaire de yazabiliyorsunuz. Çok güzel. Onda da şey yapabiliyorsunuz. Yani hatta not bile yazabiliyorsunuz. Hani gün içinde unutmayayım vesaire diye. Sürekli gözüme çarpsın. Evet evet. Bundan önceki telefon Huawei'ydi. Onda sadece açıyorsunuz o kadar. Hiçbir ayarı yok. O ne veriyorsa o yani. Huawei size ne veriyorsa onu kullanıyorsunuz. Onu kullanıyorsunuz. Onda zaten sadece saat var. Bir de bildirim geliyor. Dediğim gibi kişiselleştirmede şey de kendi çektiğiniz fotoğrafları direkt Xiaomi kendi şey yapıyor. Söyleyin. Orada
editlemeyi de kendisi özgür kılıyor. Mesela bir fotoğraf çekiyorsunuz, hava güneşli, bulut yok, kendiniz bulut ekleyebiliyorsunuz. Veya bir fotoğrafta da fotoğrafta istemediğiniz bir nesne vesaire varsa onu silebiliyorsunuz. Bunu da özgür kılıyor. Aslında hani çok da böyle profesyonel çekimler yapmıyorsanız ya bu telefonun kendi editleme uygulaması da gayet makul. Yani kamera uygulamasının içindeki editleme opsiyonlarından bahsediyoruz. Evet evet. Yani, senin notların arasında mücahit bir de eksileri var cihazın. Eksiler var. Eksileri de saysana bize, neleri beğenmedin bu 5-6 aylık sürede? Ya eksilerin en büyük şeyi kılıflı kullandığınız zaman direkt 1 santim oluyor. Kalınlaşıyor cihaz. Evet, ağırlaşıyor. Zaten ağır ama ağırlığı şey değil. Yani ağır olarak yazdım ama aslında iPhone 11 Pro Max'te falan ağırlığı aynı. Hatta biraz bir tık daha pahalı. Bir tık daha ağır. Ama dediğim gibi kalınlığı biraz böyle sizi üzüyor bazen. Çünkü ön cebe attığınız zaman mesela böyle bir ağırlığı cebe veriyor vesaire. 208 grammış. Şimdi ona baktım yani, şey olarak. 208 gram kalınlığı da bir tık fazla. 9.67 milim sanırım. İşte kılıf da kullandığı zaman direkt 1 santim yapıyor galiba. 1 santim geçiyor, tamam. O kalınlığı size gün içinde biraz yansıtıyor. Yani mesela bir toplu taşımada giderken elinize ayakta telefon kullanırken hani şey yapabiliyor. Ağırlı ve kalın olduğu için düşme ihtimali vesaire var. O yüzden tırtıklı kılıflar var. Hani eğer bunu kullanan telefonu kullananlar varsa o kılıfları tercih edin. Çünkü mat bir yapıya sahip olduğu için kaymıyor. Çok güzel. Bir de Bluetooth kulaklıkların equalizer ayarları yok. Kablolu kulaklıkların equalizer ayarı var. MI12 de gelecek dendi ama şu an henüz bu telefonda yok daha doğrusu. Bir de bu telefon yurt dışı telefonu. Belki ondan dolayı da olmayabilir. Başka bir müzik programı kullanmayı denedin mi? Yok, Spotify'da var ama kendi equalizer ve kendi ses efektleri vesaire Bluetooth kulaklığa izin vermiyor. Kablolu kulaklık takıyorsanız onda izin veriyor. Onda izin veriyor. Okey, tamam. Ya o da aslında bir artıdır. 3.5 milim jack girişinin olması. O da bir artıdır. Dediğim gibi ama bu Bluetooth kulaklığı dediğim gibi Spotify falan kullanıyorsun. Aslında onların equalizer var ama kendi equalizer deneyimi daha iyi olur. Şimdi senin saydıklarından ben şunu anlıyorum. İşte kalınlık ve ağırlık konusunda bazı handikapları var diyorsun. Evet. Kulaklık, kablosuz kulaklık kullanan arkadaşlar için equalizer anlamında bazı handikapları var diyorsun. Bir de işlemcisi, sen biraz daha performanslı olmasını beklerdin sanırım. Değil mi? Senin beklediğinden biraz daha çünkü edit ederken falan biraz beni bekletiyor tabii diyorsun. Yani çünkü şu da var, lafınızı kesin. Lütfen. Şu an bunun fiyatı 7200 TL baktığınızda. O yüzden yurt dışından alırım. Çünkü yani 7200 TL'ye mesela şu an şeyler alınabiliyor. P30 Pro'lar vesaire alınabiliyor sanırım. Ve S10 vesaire de alınabiliyor sanırım, yani yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu telefonu amiral gemisi işlemcisi olmadığı halde bu fiyatlarda olması aslında biraz üzücü. Yani çünkü Miniotom burada biraz daha avantajlı ama çünkü bunun bir 2 GB RAM fazla, bir de 128 GB hafızası fazla. 7200 TL biraz fazla kalıyor. O yüzden 730G işlemcisi biraz üzüyor. Çünkü dediğim gibi bu editleme vesaire yaparken ve biraz kasma oluyor. Oyun oynamıyorum gerçi. Onda herhangi bir sıkıntı oluyor mu bilmiyorum. Sen bu cihazı kaça almıştın? 3750'ye aldım. Şu anda kaç lira cihaz biliyor musun? Sanırım 4200 lira gibi fiyata satıyorlar. Yine uygun aslında bakarsanız. Onu soracağım. 4000 liraya insanlara bu cihazı almalarını önerir misin? Paralel ithalattan. Paralel ithalata güveniyorlarsa alsınlar. Çünkü her paralel ithalat iyi diyemem. Çünkü bazıları, yani sizin daha önce bahsettiğiniz çantacı dedikleriniz var. Yani ne yazık ki çok var. Tabii çok var. Aslında onlara çok güvenmemek de gerekiyor. Dediğim gibi 2 gün sonra cihaz elinizde kalabilir. 7500 lira verip sıfırdan alsınlar mı? Yani Xiaomi Türkiye garantisi alınmıyor. Yok, tavsiye etmiyorum. Alınmaz. Daha iyi cihazlar alınabilir. Hatta Poco telefonu da düşünülebilir. Ben dediğim gibi ilk başta bahsettiğim kamera önceliğim olduğu için bir de pil önceliğim olduğu için bu telefonu tercih ettim. Son noktada memnun musun telefonundan? Telefondan memnunum. Yani bu handikaplı ve eksiler diye saydığın şeyler senin bu telefonla arana herhangi bir mesafe koydular mı Mücahit? Ya herhangi mesafe koymadı. Aslında günlük kullanımda 730G işlemci de sizi üzmüyor. Instagram'da, Twitter'da vesaire gezerken, sosyal medyalarda gezerken kasma donma olmuyor. Benim gibi diyorsun, drone'la bir şeyler çekersen ve onu tabii editlemeye çalışırsan o zaman... Aynen, editlemede vesaire olur. Bir de sanırım oyunlarda bir 10-15 dakika sonra ısınma, kasma gibi sorunlar varmış. Ben oyunu oynamadığım için bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Hatta hiç oyun yok şu an içinde, öyle diyebilirim.
Aslında günlük kullanımda dediğim gibi sosyal medyada vesaire takılıyorsanız yani 730G işlemci iyi. Onda bir sıkıntı yok. Sadece 108 megapiksel fotoğrafları çekerken bir 5-6 saniye bekliyorsunuz, o kadar. O bence işlemci değişse de çok fark etmeyecek bir süreç. Yani tabii ki kısalacaktır ama 108 megapiksel çok fazla. Onu şey yapmak, unutmamak çok lazım. Çok fazla, bir de 108 megapiksel kullanan ilk telefon bu. Sonra iyileştirdiler. RAW dediğimiz formatta fotoğraf çekmek de zaten cihazları çok fazla performans anlamında yoruyor. Eğer siz onu JPEG olarak filan çekerseniz cihaz belki hemen kaydedebiliyor ama RAW olarak çektiğiniz zaman cihaz kayıt esnasında biraz zorlanıyor. Bunları normal karşılamak evet, lazım. Evet, hatta bence biraz ısınıyor da. Isınabilir sürekli de, fotoğraf aynen çekersen öyle ısınıyor. Ama benim anladığım şey şu. Mücahit kendi kullandığı Xiaomi Mi Note 10 Pro'ya Oppo'yu verip satın almış olmaktan mutlu, onu anlıyorum. Evet, mutluyum. Ve benzer ücretli ve fiyatlı ve cihaz bulunabiliyorsa 4000 liraya kadar filan yine insanların almasını şey yapıyor, alabilirler diyor. Alabilirler güvenli bir yerden. Güvenli bir yer, okey tamam. Güvenli bir yer olursa. Mücahit ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Seninle dün konuştuk, bugün kalktın geldin, sağ olasın. Seni de biraz beklettik aşağıda, onun yüzden de kusura bakma lütfen. Yok, çek içine, teşekkür ederim. Elinize sağlık. Lafı olmaz öyle şeyleri canım, hiç teşekkür etmeye gerek yok. Arkadaşlar lütfen siz de Mücahit'in yaptığı gibi hvp.com.tr'sle sizin görüşünüz adresindeki formu doldurarak buraya kanalımıza konuk olabileceğinizi unutmayın. Şöyle bir şey yapıyorum, kanalda çok fazla sizin görüşünüz videosu olan ürünleri artık geriye dönmüyorum. O yüzden daha yeni ürün arıyorum. Eğer hvp.com.tr'sle sizin görüşünüz adresindeki formu doldurduysanız ve sizinle kontak kurmadıysak nedeni budur. Aklınızda olsun. Başka bir nedeni yoktur. Sizlerden birisiyle çekeceğimiz bir başka videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.